İngiliz asıllı genç İsviçreli için ana dilini öğrenmek hem zevkli hem de yararlıydı. Ona ders verirken kendimi okulun her zamanki kalıplaşmış yöntemiyle sanırlamıyordum kuşkusuz. İngilizce öğretmeyi edebiyat öğretmek için bir imkana dönüştürdüm. Ona bir okuma programı hazırladım birkaçı annesinden kalan, diğerlerini de kendi kısıtlı ücretiyle satın aldığı İngiliz klasiklerinden oluşan küçük bir seçkiye sahipti. Daha çağdaş bazı yapıtları ödünç verdim. Bütün bunları aç gözlülükle okuyup bitirdiğinde her bir yapıtın açık bir özetini bana yazılı olarak verdi. Kompozisyondan da zevk alıyordu. Böyle bir meşguliyet nefes aldığı yegane alan gibi görünüyordu.'' Kısa sürede gelişen yazı ödevleri, beni yalınlık ve hayal gücü olarak dile getirdiğim niteliklerine daha çok sağduyu ve imgelem denmesi gerektiğini itirafa zorladı. Her zamanki gibi kuru ve sınırlı ifadelerle çok fazla imada bulunduğumda, bir övgü sözcüğünün daha önce meydana çıkardığı o mutluluk saçan, sevinç dolu tebessümünü aradım. Ama Francis'in yüzü kızardı. Gülümseydiyse de çok hafif ve ürkekçe bir tebessümdü bu. Başını kaldırıp bana zafer kazanmış gibi bakmak yerine gözleri omzunun üzerinden kitabının kenarına kurşun kalemle bazı tavsiyeler yazan elime takılı kaldı. Pekala. Gelişmenizi tatmin edici bulduğum için memnun musunuz diye sordum. Yarı yarıya azalmış olan kızarıklığı geri geldi. Yavaş ve nazikçe evet dedi. Ama yeteri kadar konuşmuyorum galiba diye devam ettim. Övgülerim çok mu ölçülü? Karşılık vermedi. Üstelik biraz üzgün göründüğünü düşündüm. Düşüncelerini tahmin ettim ve bunu yapmak uygun olsaydı onları cevaplamak isterdim. Artık hayranlığımı kazanmak, heyecanla başımı döndürmek konusunda çok hevesli değildi. Birazcık şefkat, çok az. Onu dünyadaki bütün övgülerden daha fazla hoşnut kılıyordu.'' Bunu hissederek kitabının kenarına yazı yazarken epeyce uzun bir zaman arkasında durdum. Yerimden neredeyse hiç ayrılamıyor ya da meşguliyetimi bırakamıyordum. Başım başına, elim ellerine çok yakındı. Eğilirken bir şey beni orada alıkoydu. Ancak güzel yazı kitabının sayfa kenarındaki boşluk sonsuz değil. Kuşkusuz müdüre de böyle düşünüyordu. O boşluğu doldurmaya yetecek zamanı nasıl bir şeytanlıkla bu kadar orantısız bir biçimde uzattığımı anlamak için yanımdan geçme fırsatından yararlandı. Oradan ayrılmak zorunda kaldım. Tatsız bir çaba. En çok yeğlediğimizi bırakmak. Francis kendisine pek hareket olanağı vermeyen işi yüzünden sararıp solmadı ya da zayıf düşmedi. Belki de işin zihnine ilettiği uyarıcı etki bedenine dayattığı hareketsizliği dengeledi. Francis değişti. Gerçekten de kolayca fark edilebilecek ve hızlı bir biçimde değişti. Ama iyi yönde bir değişimdi bu. Onu ilk gördüğümde yüzü neşeden yoksun, teni solgundu dünyanın herhangi bir yerinde hiçbir sevinç kaynağı, hiçbir sınırsız mutluluk hazinesi olmayan biri gibi görünüyordu. Artık bulut yerini umudun ve ilginin şafağına bırakarak üzerinden kalkmış ve o duygular bastırılmış olanı canlandırıp solgunlaşmış olanı reklendirerek berrak bir sabah gibi yükselmiştir rengini başlangıçta bilmediğim bastırılmış gözyaşlarıyla öyle donuk, sonu gelmeyen kederle öyle gölgelenmiş, şimdi ise yüreğini neşe ve umutla dolduran güneşin bir ışık hüzmesiyle aydınlanan, uzun kirpiklerle çevrelenmiş, parlak ela gözleri, iri, yoğun ve ateşle dolu göz bebeklerini ortaya koyuyordu. Endişe ya da keyifsizliğin genellikle düşünceli, oval değil, daha çok uzun, ince yüzde birleştiği o zayıflık görünümü kaybolmuş, cildinin adeta çiçek gibi saydamlığı ve neredeyse tombulca bir dolgunluk yüzünün karanlık çizgilerini yumuşatmıştı. Bu hayırlı değişimden bedeni de payını aldı. Daha yuvarlak hatlara kavuştu. Gerçi bedeninin yapısındaki tam uyum ve zarafetin eşlik ettiği orta boyu ile zayıf olsa da sıkı, zarif ve esnek hatları karşısında İnsan belli bir dolgunluğun yokluğunu önemsemiyordu ya da en azından ben önemsemiyordum. Belin, bileğin, elin, ayağın ve ayak bileğinin enfes kıvrımı benim uyum kavramımı tamamen karşılıyordu ve zarafet anlayışıma uygun bir hafiflikle hareket etmesini sağlıyordu. Böyle gelişen, yaşama böyle uyanan Matmazel Henry okulda yeni sağlam bir konum kazanmaya başladı. Yavaş yavaş ama sürekli biçimde ortaya koyduğu zihinsel yeteneği çekemeyenlerin bile çok geçmeden onayını kazandı. Genç ve sağlıklı olanlar yüzünde aydınlık bir tebessümün belirebildiğini, neşeyle sohbet edebildiğini, canlı ve çevik davranabildiğini gördüklerinde gençliğin ve sağlığın kardeşliğini tanıdılar. Böylece onu kendilerinden biri olarak benimsediler. Gerçeği söylemek gerekirse ben bu değişimi bir bahçıvanın değerli bir bitkinin büyümesini izlediği gibi izledim. Hatta bahçıvanın gözdesinin gelişimine katkıda bulunması gibi ben de ona katkıda bulundum. Öğrencimi nasıl gayretlendirebileceğimi keşfetmek, açlığını çektiği duyguları beslemek ve güneşsiz kuraklığın kavurucu rüzgarın şimdiye dek büyümesini yasakladığı o içsel gözün açığa vurulmasını teşvik etmek benim için zor değildi. Değişmeyen bir dikkat, ciddiyetin sert kisvesinin ardına saklanmış, her zaman yanında olan ve gerçek doğasını nadiren ilgili bir bakışla ya da yürekten ve yumuşak bir sözle ortaya koyan, suskun olduğu kadar tetikte duran bir şefkat onun davranışlarını yönlendiren, harekete geçiren, ancak kendisine, üstelik üzerine titreyen bir koruyuculukla yardım da eden, görünüşte buyurganlıkla maskelenmiş gerçek bir saygı. Kullandığım araçlar bunlardı. Çünkü bu araçlar Francis'in derinde yatan hassas duygularına, hem gururlu hem de utangaç, mizacına en uygun olanlardı. Yöntemimin sağladığı yararlar öğretmen olarak değişen tavrında da açıkça ortaya çıkmıştı artık öğrencilerinin arasındaki yerini onları itaat konusunda kararlı olduğuna hemen inandıran canlı ve ödün vermez bir havayla alıyordu ve kızlar da söz dinliyorlardı. Onun üzerindeki güçlerini yitirdiklerini hissediyorlardı. Kızlardan herhangi biri isyan ederse artık bu isyanı yüreğinin derinliklerinde hissetmiyordu. Tüketemedikleri bir huzur kaynağına, alt edemedikleri önemli bir destekleyiciye sahipti eskiden hakareti uğradığında ağlardı. Şimdi gülümsüyor. Devuarlarından birinin sınıfta okunması yeteneklerini açığa vurarak herkese göstermişti. Konuyu hatırlıyorum. Bir göçmenin ülkesindeki arkadaşlarına yazdığı bir mektuptu. Yalın bir biçimde başlıyordu. Doğaya ilişkin ve betimleyici bazı ayrıntılar, mektubun yazıldığı varsayılan el değmemiş bir orman ve büyük yelkensiz ve bayraksız, yeni dünya nehrinden oluşan manzarayı okurun gözleri önüne seriyordu. Bir yerler, yerleşimcinin yaşamına ait zorluklar ve tehlikeler üstü kapalı olarak belirtilmişti. Bu konuya ilişkin söylenen birkaç sözle Matmazel Henry kararlılığın, sabrın, çabanın sesini duyabilir, kılmakta başarısızlığa uğramamıştı. Göçmeni ana vatanından uzaklaştıran felaketlerden dolayı olarak söz etmişti. Burada sözü lekesiz bir onur, vazgeçilmez bir bağımsızlık, yok edilemez bir özsaygı alıyordu. Geçmiş günlerden söz ediliyordu. Ayrılık acısına, uzaklarda bulunmasının üzüntüsüne değiniliyor, etkili ve güzel duygular her zaman belagatle ifade ediliyordu. Sonuç bölümünde bir teselli öne sürülüyordu. Burada dini inanç konuşmacı oluyor, iyi de konuşuyordu. Ödev hem sade hem de mükemmel bir dille yazılmıştı. Tarzı cesaretini yaşama gücünden almış ve uyumla bezenmişti. Mademoiselle Reuter konuşup yazamasa da okuduğu ve yanında konuşulduğu zaman anlamasına yetecek ölçüde İngilizce biliyordu. Bu ödevin baştan sona okunuşu sırasında gözleri ve parmakları bir gerdanlığın ya da patiska bir mendilin kafes örgüsü kenarlarıyla meşgul, uysal bir biçimde oturuyordu. Hiçbir şey söylemedi. Tamamen olumsuz bir ifadeyle kaplanan yüzü ve alnı dudakları kadar yorumsuzdu. Yüzünde ne hayret, ne zevk ve takdir, ne de merak okunuyordu. Hor görme, haset, sıkıntı, bıkınlık da yoktu. O esrarlı hava herhangi bir şey söylüyorduysa yalnızca şuydu. Konu bir duygu uyandıramayacak ya da bir düşünceyi ortaya koyamayacak kadar sıradan. Ben okumayı bitirir bitirmez bir uğultu yükseldi. Matmazel Henry'nin etrafına üşüşen bazı öğrenciler onu iltifatlara boğdu. Müdürenin sakin sesi o anda duyuldu. Genç hanımlar, pelerin ve şemsiyeleri olanlar sağanak şiddetlenmeden eve dönmek için acele etsinler. Biraz yağmur yağıyordu. Geri kalanlar, uçakları kendilerini almak üzere gelene kadar bekleyecek. Böylece okul dağıldı. Çünkü saat dört olmuştu. Matmazel Royter, kürsüye çıkıp bir el hareketiyle elimdeki paltoyu bir süre bırakmamı istediğini belirterek, "Monsieur, bir dakika" dedi. "Hizmetinizdeyim, Matmazel." "Monsieur." Özellikle çalışkan herhangi bir öğrencinin gelişiminin kolayca görülmesini sağlayarak genç insanlara çaba göstermeleri için heveslendirmek kuşkusuz mükemmel bir tasarıdır. Ama şimdiki örnekte Matmazel Henry'yi diğer öğrencilerle aynı şekilde değerlendirmenin hemen hemen hiç mümkün olamayacağını düşünmüyor musunuz? Pek çoğundan yaşça büyük ve İngilizce bilgisi açısından kendisine has avantajlara sahip. Öte yandan yaşam düzeyi onlarınkinin epeyce altında. Bu koşullarda Matmazel Henry'e herkesin önünde bağışlanan bir üstünlük karşılaştırmalara, kalkışılmasına ve ona yarar sağlamaktan çok uzak duygular uyanmasına neden olabilir. Matmazel Henry'nin mutluluğuyla gerçekten ilgilenişim bende onu bir tür rahatsızlıklardan koruma arzusu doğuruyor. Üstelik Monsieur size daha önce de üstü kapalı olarak söylediğim gibi duygu karakterinde oldukça belirgin bir biçimde ağır basıyor. Şöhret bu duyguyu besleme eğilimindedir. Onda ise bu duygu bastırılsa daha iyi olur. Onun ilgi çekmektense denetim altında tutulmaya ihtiyacı var. Hem sonra sanırım Mösyö bana öyle geliyor ki hırs özellikle de yazınsal hırs, bir kadının ruhunda besleyeceği bir duygu değildir. Kendisine gerçek uğraşının, toplumsal görevlerin sessizce yerine getirilmesi olduğu öğretilirse, Mademoiselle Henry, beğeni ve ilgi istemeye teşvik edildiği zamankinden çok daha güvende ve mutlu olmaz mı? Hiçbir zaman evlenemeyebilir. Olanakları çok sınırlı, akrabalıkları belirsiz, sağlık durumu şüpheli olduğu için... Çünkü veremli olduğunu düşünüyorum. Annesi bu hastalıktan öldü. Hiçbir zaman evlenmeyecek olması ihtimalden de öte. Böyle bir adım atmasına imkan verecek bir konuma yükselebilmesinin yolunu göremiyorum. Ama bekarlıkta bile saygın, ağırbaşlı bir hanımın karakterini ve alışkanlıklarını muhafaza etmesi onun için daha iyi olur. Cevabım, tartışmasız, haklısınız matmazel, oldu.'' Düşünceniz kuşkuya yer bırakmıyor ve nutuğun yinelenmesi korkusuyla bu yürekten onay cümlesinin kandırmacasına sığınarak uzaklaştım. Yukarıda belirtilen küçük olaydan 15 gün sonra günceme Matmazel Henry'nin genellikle düzenli olarak devam ettiği derslerinin kesintiye uğradığını kaydettim. İlk birkaç günü yokluğunun nedenini merak ettim ama bir açıklama talep etmek istemedim. Aslında sorarak aptalca gülüşlere ve dedikoducu fısıldaşmalara yol açmadan istediğim bilgiyi rastlantı ile bana verebilecek bir sözün söylenebileceğini düşündüm. Ancak bir hafta geçip de kapının yanındaki sıranın sandalyesi hala boş kaldığında ve sınıfta herhangi biri tarafından duruma ilişkin hiçbir dolaylı söz edilmeyince tam tersine herkesin bu konuda belirgin bir sessizliğe uyduğunu keşfettiğimde bu aptalca ağzı sıkılığı bozmaya karar verdim. Bana bilgi verecek kişi olarak Silvi'yi seçtim. Çünkü ondan kıvranma, kıkırdama ya da aptalca bir başka çalımın eşlik etmediği, en azından makul bir cevap alabileceğimi biliyordum. Bir gün incelediğim alıştırma kitabını geri verirken, ''Peki ama Matmazel Henry nerede?'' dedim. ''Gitti mi Gitti mi? Ne kadar kalacak? Ne zaman dönecek?'' Temelli gitti Mösyö artık dönmeyecek. Emin misiniz Silvi? Evet evet Mösyö. İki üç gün önce müdüre hanım kendisi söyledi. Soruşturmayı daha fazla sürdüremedim. Zaman, yer ve koşullar bir söz daha söylememe izin vermedi. Ne söylenenler üzerine yorum yapabildim ne de başka ayrıntılar talep edebildim öğretmenin gidiş nedeniyle ilgili bunun kendi isteğiyle mi yoksa başka bir biçimde mi olduğuna dair bir soru gerçekten de dilimin ucuna gelmişti. Ama bastırdım. Herkes bizi dinliyordu. Bir saat sonra koridorda başlığını giydiği sırada Silvi'nin yanından geçerken durup sordum. Silvi, Mademoiselle Henry'nin adresini biliyor musunuz? Bende bazı kitaplar var dedim kayıtsız bir havayla. Kitapları ona göndermek isterim diye ekledim. Silvi hayır Masiyo? karşılığını verdi. Ama belki kapı görevlisi Roseli size adresi verebilir. Roseli'nin küçük odası yakındaydı. İçeri girip sorumu yineledim. Roseli açık göz bir Fransız tezgahtar kız. Başını bir şeyler bildiğini gösteren, tam da önlemek istediğim türden bir tebessümle işinden kaldırdı. Cevabı hazırdı. Matmazel Henry'nin adresi her neyse hiçbir şey bilmiyordu. Hiçbir zamanda öğrenmemişti. Sabırsızlıkla geri dönerken çünkü yalan söylediğine ve bunun için para aldığına inanıyordum. Arkamda duran birine neredeyse çarpıyordum. Bu müdüreydi. Ani hareketim onu iki üç adım geriletmişti. Özür dilemek zorunda kalmıştım. Bunu da nazikçe olmaktan ziyade kısa ve açık bir biçimde yaptım hiçbir erkek yakından izlenmekten hoşlanmaz. Ve o sırada bulunduğum çok gergin ruh hali içinde Matmazel Reuter'in görüntüsü adam akıllı tepeme attırmıştı. Döndüğüm sırada suratı acımasız, meşhum ve meraklı görünüyordu. Gözleri neredeyse aç bir merak ifadesiyle bana yönelmişti. Çehresinin bu halini kaybolmadan az önce yakalamıştım. Yüzünde mülayim bir tebessüm belirdi kaba özrüm güler yüzlü bir çabuklukla kabul edildi. Ah sözünü etmeye değmez Mösyö. Yalnızca saçıma dokundunuz. Daha kötüsü olmadı. Birazcık saçım dağıldı. Parmaklarını buklelerinin arasında gezdirerek saçını geri attı. Gevşeterek daha çok buklesinin dökülmesini sağladı. Sonra canlı bir tavırla devam etti. Roseli hemen gidip salonun pencerelerini kapamanı söylemeye geliyordum. Rüzgar şiddetleniyor. Müslim perdeler tozlanacak. Roseli gitti. Şimdi diye düşündüm. Bu böyle olmayacak. Mademoiselle Reuter başkalarının konuşmalarını dinlemekteki kötülüğü bahane bulma becerisiyle örtbas ettiğini sanıyor. Oysa sözünü ettiği müslim perdeler bu bahaneden daha saydam değil bir dürtü beni ince perdeyi bir kenara itmeye ve yalın gerçeği yansıtan bir iki söz söyleyerek onun şeytanlığıyla cesurca karşı karşıya gelmeye sürükledi. Kabaralı ayakkabı kaygan zemine daha sağlam basar diye düşündüm ve böylece başladım. Matmazel Henry kurumumuzdan ayrılmış, tahminimce kovuldu. Müdüre yeryüzündeki en doğal ve sokulgan edayı takınarak Ah sizinle biraz konuşmak istiyorum monsieur karşılığını verdi ama burada sakin sakin konuşamayız bir dakikalığına bahçeye gelir misiniz sonra daha sözünü önce ettiğim camlı kapıdan dışarı çıkıp önüm sıra ilerledi önümüzdeki patikanın ortalarına gelince şimdi yazın ihtişamı içinde olan arkamızı ve çevremizi örten fundaların ve ağaçların yaprakları evin görünmesini engelleyip başkentin tam göbeğindeki bu küçük toprak parçasına bir inziva duygusu verdiğinde Matmazel Reuter işte dedi. İşte insan çevresinde yalnızca armut ağaçları ve güller olunca kendini huzurlu ve özgür hissediyor. Sanırım büyük olasılıkla siz de Mösyö, benim gibi zaman zaman sonsuza dek yaşamın ortasında olmaktan, çevresinde sürekli insan yüzleri görmekten, gözlerin sürekli üzerinizde, seslerin sürekli kulaklarınızda olmasından yorgun düşüyorsunuz. Sık sık bütün bir ayı kırsal bölgede küçük bir çiftlik evinde geçirme özgürlüğünü fazlasıyla istediğimden eminim çok hoş, çok temiz, tamamen kırlarla ve ağaçlarla çevrildi. Kır yaşamı ne güzel bir yaşam, değil mi Mösyö? Belki matmazel. Müdüre, rüzgar ne güzel ve serin diye sürdürdü sözlerini. Bu konuda haklıydı. Çünkü yumuşak ve tatlı bir güney rüzgarı esiyordu. Şapkamı elimde taşıyordum ve saçlarımın arasından geçen bu yumuşak esinti, şakaklarımdaki ağrıyı bir merhem gibi hafifletti. Ancak ferahlatıcı etkisi yüzeyden daha derine nüfuz etmedi. Çünkü Matmazel Reuter'in yanında yürürken yüreğimde hala öfke vardı ve o sırada içimde yanan ateşi düşünmeye dalmıştım. Sonra ağzımı açtım. Anladığım kadarıyla Matmazel Henry buradan gitti ve geri dönmeyecek. Doğru. Birkaç gün önce konuyu size açmaya niyetliydim. Ama hiç zamanım yok. İstediklerimin yarısını bile yapamıyorum bunun nasıl bir şey olduğunu, işleriniz için günün 24 saatinin çok az geldiğini fark ettiğiniz hiç olmadı mı Mösyö? Sık değil. Matmazel Henry'nin gidişi kendi isteğiyle olmadı sanırım. Öyle olsaydı öğrencim olarak mutlaka bana söz ederdi. Aa, size söylemedi mi? Bu garip. Bana gelince bu konudan söz etmeyi hiç düşünmedim. İlgilenmesi gereken çok fazla şey varken insan birinci derecede önem taşımayan küçük olayları unutma eğiliminde oluyor. Yani Matmazel Henry'nin kovulmasını önemsiz bir olay olarak mı görüyorsunuz? Kovulmak mı? O kovulmadı. Açıkça söyleyebilirim ki ben bu kurumun başına geçtiğimden beri hiçbir eğitimci ya da öğretmen buradan kovulmadı.'' Ama bazıları ayrılmadı mı Matmazel? Pek çoğu sık sık değişiklik yapmanın gerekli olduğunu keşfettim. Eğitimcilerin değişmesi okulun çıkarları açısından her zaman yararlıdır. İşlere canlılık ve değişiklik katar, öğrencileri eğlendirir ve anne babalar da çaba ve gelişim izlenimi yaratır. Bir profesörden ya da bir öğretmenden bıktığınızda onları kovmaktan vicdanen çekinir misiniz? Emin olun bu kadar aşırı önlemlere başvurmaya hiç gerek yok. Gelin Mösyö, profesör, oturalım. Size öğretmenlik mesleğiyle ilgili küçük bir ders vereceğim. Keşke bana Fransızca söylediği her şeyi yazabilseydim. İngilizceye çevrildiğinde anlamından çok şey yitiriyor. Artık o bahçe sandalyesine ulaşmıştık. Müdüre oturdu. Bana da yanına oturmamı işaret etti. Ama ben yalnızca dizimi sandalyeye koydum ve başımla kolumu altın rengi çiçekleri bir leylak ağacının koyu yeşil yapraklarıyla iç içe geçerek bu gözlerden uzak köşenin üzerinde gölge ve güneş ışığından karışık bir kemer oluşturan büyük sarı salkımın koruyucu dalına dayanarak ayakta durdum. Matmazel Royter bir an suskun oturdu. Belli ki daha önce denenmemiş bazı manevralar aklına geliyordu ne oldukları da cin fikirli surat ifadesinde kendini belli ediyordu. Sahip olmadığı erdemlerin yapmacıklığının beni tuzağa düşürmeye yaramadığına birkaç aylık bir deneyim sonucunda emin olduğundan, onun gerçek mizacını anladığımın, onun sergilediği karakterin hiçbir şeyine inanmayacağımın farkına vardığından sonunda Kalbimin kilidinin boyun eğip eğmeyeceğini görmek üzere yeni bir anahtar denemeye karar vermişti. Biraz cesaret, doğru bir söz. Gerçeğin bir an görünüp kaybolması. İçinden evet bir deneyeceğim diyordu. Sonra mavi gözleri parlamadı. Ölçülü parıltısında alevlenen ateşi bana hiç yansıtmadı. Şakacı bir tavırla "Monsieur yanıma oturmaktan korkuyor mu?" diye sordu. "Pelen'in yerini gasp etmek gibi bir isteğim yok." cevabını verdim. Çünkü onunla pervasızca konuşma alışkanlığını öfkeyle başlayan, ancak onu gücendirmek yerine büyülediğini fark ettiğimden devam ettirdiğim bir alışkanlık edinmiştim. Bakışlarını yere çevirdi, gözlerini kapadı, huzursuzca içini çekti, sanki bende kafesinde kanat çırpan hapishanesinden ve gardiyanından kaçıp gerçek eşini ve güzel yuvasını aramayı tercih eden bir kuş izlenimi bırakmak ister gibi endişeli bir hareketle döndü. Pekala, bana ders verecektiniz diye kısaca hatırlattım. Kendini toparlayarak, evet diye haykırdı. Çok genç, çok açık sözlü ve korkusuz, çok yetenekli, ahmaklık karşısında çok tahammülsüz, bayağılık karşısında çok kibirlisiniz. Bir derse ihtiyacınız var, o halde işte dersiniz. Bu dünyada güçten çok beceriyle daha fazla iş yapılır. Ama belki de siz bunu önceden biliyordunuz. Çünkü karakterinizde gücün yanı sıra incelik var, gururun yanı sıra politika. "Devam edin." dedim. Kendimi gülümsemekten güçlükle ayık alıkoyabildim. Yağcılık çok etkili, çok iyi yumuşatılmıştı. Gizlemek için ağzımı elimle kapasam da yasak tebessümü yakaladı. Bir kez daha yanına oturmam için yer açtı. Günaha davet o anda duygularıma nüfuz etse de başımı hayır anlamında iki yana salladım ve ona bir kez daha devam etmesini söyledim. Peki öyleyse bir gün büyük bir kurumun başına geçerseniz kimseyi kovmayın. Gerçeği söylemek gerekirse Mösyö, biz size gerçeği söyleyeceğim. Sürekli hır çıkaran, tehditler savuran, birilerini sağa sola gönderen, koşulları zorlayan ve aceleye getiren insanlardan nefret ederim. ''Size en çok yapmak istediğimi söyleyeceğim, Mösyö. Söyleyeyim mi?'' Yine başını kaldırdı. Bu seferki bakışı iyi bir karışımdı. Epeyce cilve, daha çok baş eğme, canlı bir iş ve çalımı, yeteneğin gizli saklı olmayan bilinci. Başımı sağladım. Bana büyük patron gibi davranmıştı. Bu yüzden ona kalırsa ben büyük patron olmuştum. ''Mösyö, örgümü elime alıp sandalyemde sakin sakin oturmak istiyorum.'' Olaylar tek sıra halinde yanımdan geçip gidiyor. Yürüyüşlerini izliyorum. İstediğim rotayı takip ettikleri sürece hiçbir şey söylemiyorum ve hiçbir şey yapmıyorum. Komşularımın dikkatini çekmek ve onları kıskandırmak için ellerimi çırpmıyorum ve yaşasın, ne kadar şanslıyım diye bağırmıyorum. Yalnızca bakıyorum. Ama işler kötüye gittiğinde, koşullar olumsuzlaştığında büyük bir ihtiyatla izlerim. Yine örgü örmeye devam ederim ve yine dilimi tutarım. Ama arada bir mösyö. Sadece ayağımı dışarı çıkarırım. Böylece denetimden çıkan olayı gürültü etmeden tam istediğim gibi bertaraf edecek biçimde küçük gizli bir darbeyle sepetlerim. Eninde sonunda başarıya ulaşırım. Ve bulduğum çareyi kimse görmez. Bu yüzden öğretmenler ve eğitimciler rahatsızlık verdiğinde ve verimsiz bir hale geldiğinde... Kısacası onların yerlerinde kalmalarından okulun çıkarları zarar gördüğü zaman... Örgümle ilgilenirim. Olaylar gelişir. Koşullar akıp gider. Bir şey bulurum. Azıcık ters taraftan sıkıştırılacak olursa boşalmasını istediğim konum elde tutulamaz hale gelir. İş tamamlanmıştır. Engel ortadan kalkmıştır. Beni gören de olmamıştır. Bir düşman kazanmamış, bir yükten kurtulmuşumdur. Çok kısa bir süre önce onun çekici biri olduğunu düşünmüştüm. Bu konuşma bitti. Tiksintiyle baktım. Soğuk cevabım tam size göre oldu. Matmazel Henry'yi de bu yolla mı attınız? Görevden almak isteyip bu yüzden işini onun gözünde tahammül edilmez mi kıldınız? Hiç de değil Mösyö. Yalnızca Matmazel Henry'nin sağlığından endişe ediyordum. Hayır. Ahlaki görüşünüz açık ve güçlü ama o noktada gerçeği keşfetmeyi başaramadınız. Matmazel Henry'nin sağlığıyla ve mutluluğuyla ilgileniyordum her zaman gerçekten ilgilendim. Onun her hava koşulunda dışarı çıkmasını istemedim. Kalıcı bir konum elde etmesinin onun için daha yararlı olacağını düşündüm. Üstelik onu dikiş öğretmekten daha iyi bir şeyler yapabilecek nitelikte sayıyordum. Onunla birlikte düşünüp taşındık. Kararı kendisine bıraktım. Görüşlerimin doğruluğunu kavradı ve benimsedi. Mükemmel. Şimdi de matmazel bana onun adresini verme inceliğini gösterir misiniz? Adresi. Müdünenin havasında sıkıntılı ve onu taşa çeviren bir değişiklik oldu. Adresi mi? Şey, keşke size bir iyilik yapabilsem ama yapamam. Nedenini de söyleyeyim. Ne zaman adresini sorsam hep kaçamak cevap verdi. Düşündüm ki yanılıyor olabilirim. Ama böyle davranmasına büyük olasılıkla beni çok yoksul bir eve sokma konusundaki doğal ancak hatalı isteksizliği neden olmuştu. Olanakları kısıtlı, soyu sopu belirsizdi. Kuşkusuz aşağı mahallede bir yerde oturuyordur. Dilenci anne babadan dünyaya gelmiş bir mahsende yaşıyor olsa bile şimdiye kadarki en iyi öğrencimle irtibatımı kesmeyeceğim dedim. Ayrıca soyunu sopunu dert etmek bana kalırsa saçma. İstiçeli bir papazın kızı olduğunu rastlantı sonucu biliyorum. Ne eksik ne de fazla. Ayrıca kısıtlı olanaklarına gelince yüreği zenginlikle dolup taştığı sürece yoksulluğuna hiç aldırmıyorum. Müdüre esnemesini bastırıyormuş gibi yaparak duygularınız çok soylu Mösyö dedi. Artık neşesi sönmüş, geçici samimiyeti kaybolmuştu. Bir dakika havada dalgalanmasına izin verdiği küçük, kırmızı renkli, korsanlara ait gibi görünen cesaret flaması sarılıp toplanmış ve geniş, soluk renkli iki yüzlülük bayrağı yeniden kaleye çekilmişti bu halinden hoşlanmıyordum bu yüzden baş başa görüşmeyi kısa kesip oradan ayrıldım